hayreddin Tokadi Hazretleri 16. yüzyıl Osmanlı velilerinden Tokat'ta doğdu. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Küçük yaşlarda tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğrendi. Zahiri ilimlerde yetişmiş bir alim olarak Bolu'ya yerleşti. Tasavvufta üstad olan hayreddin Tokadi Hazretleri, halveti yolunun büyüklerindendi. Hicri 940, miladi 1533 yılında Bolu'da vefat etmiştir. Hayreddin Tokadi Hazretleri dünyaya hiç meyletmezdi. Takva ve vera ehliydi. Haramlardan şiddetle kaçar, hatta şüpheli korkusuyla mübahların bile fazlasını terk ederdi. Zamanlarının bir dakika boşa geçmemesi için uğraşır Vaktini ibadet ve insanlara faydalı olmakla geçirirdi. Kendisine sığınanları boş çevirmezdi. Dini İslam'ı yaymak, Ehli Sünnet itikadını herkese anlatmakla vaktini değerlendirirdi. Dinin emirlerini yapmayan ve yasaklarından kaçınmayanlara ziyadesiyle nasihat eder, onların cehennemde yanmaması için elinden gelen gayreti gösterirdi halkın arasında hakkı anardı. Görünüşte insanlar arasında bulunurdu. Fakat kalbiyle hep Allahü Teala'yı hatırlar, hakiki sahibinden bir an dahi gafil olmazdı. Yaptığı dualar kabul olurdu. hayreddin Tokadi Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Allahü Teala'nın insanlara şu şekilde hitap etmediği hiçbir gün yoktur. Kulum, hiç insaflı davranmıyorsun. Ben seni anıyorum ama sen beni unutuyorsun. Seni kendime davet ediyorum fakat sen başkalarının dergahına gidiyorsun. Ben dertleri, belaları senden uzaklaştırıyorum lakin günah üzerinde ısrar ediyorsun. Ey Adem oğlu, Yarın kıyamette huzuruma gelince mazeret olarak ne söyleyeceksin? Ticarette ihsan altı türlüdür. 1. Müşteri fazla ihtiyacı olduğu için çok para vermeye razı olsa bile çok kar istememelidir. 2. Fakirlerin malını fazla parayla almalı, onları sevindirmelidir. 3. Müşteriden para almakta İki türlü ihsan olur. Fiyatta ikram edilmeli, peşin verdiği fiyatla veresiye de vermelidir. 4. Borç ödemekte ihsan istemeye vakit bırakmadan vermektir. 5. Alışveriş ettiği kimse pişman olursa yapılan satışı geri çevirmektir. 6. Fakirlere veresiye vermek. Ödeyemediği hale gelirse alacağını istememeyi niyet etmektir. Borçlusu ölünce helal etmektir. Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyurdular ki, bedbahtlığın alameti olan şeyler nelerdir? İlmi olup onunla amel edememek, ameli olup ihlaslı olmamak, bunun alameti de ibadet ve hizmetleri zorlukla yapmak ve Hak Teâlâ'nın verdiğine razı olmayıp, başka şeyler peşinde koşmaktır. Bedbahtlığın diğer bir alameti de Allahü Teala'nın dostlarının sohbetine kavuşamamak ve onlardan hüsnü kabul görmemektir. Bir gün Sehli Tüsteri Hazretlerine günde bir defa yemeye ne dersin diye sorduklarında bu sıddıkların yeme tarzıdır dedi. İki öğün yemeye ne dersin dediklerinde bu müminin yeme tarzıdır dedi. Üç defa yemeye ne dersin dediklerinde cevabı biraz ağır oldu. Buyurdu ki bütün afetlerin başı doyuncaya kadar yemektir. Haram yiyenin yedi uzvu günaha girer. Helal yiyenin uzuvları da ibadette olur. Takvasının doğru olmasını isteyen bütün günahlardan el çeksin. Bizim yolumuzun esası altı şeydir. Allahü Teala'nın kitabına sarılmak, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymak, helal yemek, insanları incitmemek, yasaklardan uzak durmak, hakkı ve borcu ödeme de acele etmek. Allahü Teala'yı unutmaktan büyük günah yoktur. Kulun Allahü Teala'ya şükretmesi onun kuluna verdiği nimetlerle ona isyan etmemesidir. Çünkü kulun bütün uzuvları Allahü Teala'nın kuluna olan lütuf ve nimetleridir. Şakike-i Belhi Hazretleri buyurdular ki: Bir musibet geldiğinde feryadü figan eden kimse Allahü Teala'ya karşı gelmiş olur. Ağlayıp sızlamak bela ve musibeti geri çevirmediği gibi, insanın sabredenlere verilen sevap ve mükafattan da mahrum olmasına sebep olur. Bir kimsenin yanında, mübarek bir zatın iyilik ve güzel halleri anlatılır da, o kimse bundan zevk duymaz ve o mübarek zata karşı kalbinde muhabbet hasıl olmazsa, bilsin ki kendisi kötü kimsedir. Şeytanı en çok kızdıran iki şey onun vesvesesini aldırmamak ve Allahü Teala'nın zatı hakkında düşünmemektir. Allahü Teala'nın yarattıkları hakkındaki tefekkür makbuldür. Bir kusuru ve ayıbı var diye bir kimseyi kötüleyen, hakaret eden kimse kendi kendini helak etmiş demektir. İnsanlar bir kimse hakkında bundan bize zarar gelmez bu emin bir kimsedir derlerse, o kimse bütün insanların zarar ve kötülüklerinden emindir. Kim Müslümanların aleyhinde konuşur, onları gıybet eder, onlara iftira atarsa, aralarında söz taşıyıp, kovuculuk yaparak, Müslümanları birbirine düşürürse, Müslümanların hakkını gözetmez, onların kalplerini kırar, incitirse, ve onları kendinden aşağı görürse o kimse şeytanın hizmetçisi olmuş olur. Dünyada fakir, ahirette iflas etmiş vaziyette hakir ve zelil olur. Sevgili peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kalbini mala bağlama zira mal sana emanettir. Bugün senin ise de yarın başkasınındır. Başkasının malı için kendini yorma. Başkasına hoş gelir. Fakat günahı sanadır. Eğer kalbini mala bağlarsan, Allahü Teala'nın haklarını gözetemezsin. Kalbine fakirlik korkusu girer ve şeytana itaat edersin. Herhangi bir şey hususunda kalbinde bir sıkıntı olursa, o şeyi terk et. Zira müminin kalbi şahit yerindedir şüphelilerden sıkılır, helalde ise sükûnet bulur, sakin olur. Bir işin makbul, faydalı olacağı hükmüne varmadan o işi yapma. Bera bin Azib Hazretleri rivayet ettiği hadisi i şerifte, Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Selamı yayınız, selamet bulursunuz. Boş şey kötüdür buyurdu. Hazreti Cabir'den radıyallahu an rivayet edilen hadisi i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'dan iyilik umarak can veriniz buyurdu. Hazreti Huzeyfe'den radıyallahu an gelen hadisi i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın fitnesi ailesiyle malında kendinde, çocuklarında ve komşusundadır. Ona oruç, namaz, sadaka, emre bin maruf ve nehyanil münker, iyiliği emir ve kötülükten nehyetmek kefaret olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen hadisi i şerifte ise siz mümkün olduğu kadar doğru hareket etmeye yaklaşınız. Doğruya yapışıp ondan şaşmayınız. Şunu iyi biliniz ki, sizden hiçbir kimse, kendi ameliyle kurtulamayacaktır, buyurdu. Şümeyt bin Acılan Hazretleri, dünyada Allahü Teala'nın ihsan etmiş olduğu nimetlere şükretmeyi ve onların kıymetini bilmeyi tavsiye buyurur ve hastalık gelmeden sıhhatin, meşguliyet gelmeden boş vaktin, ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini biliniz diye nasihat ederdi. Dünyada geçen vakitlerinin en kıymetlisinin Allahü Teala'nın zikriyle geçen vakitleri olduğunu beyan eder ve dualarında Allah'ım dünyadaki en güzel vakitlerimizi senin zikrin ve sana ibadetle geçen vakitler yap diye yalvarırlardı. Yani Allahü Teala'dan Vakitlerini ibadet ve zikirle geçirip dünyayı yemeyi, içmeyi, uyumayı sevdirmemesini isterdi. Buyurdu ki, ey insanlar, dünya gündüzler ve gecelerdir. Bunlar birbirlerini takip eder. Eğer gündüz yapacağın işi yapmazsan vakit geçer, gece olu verir. O halde işlerini sonra yaparım diyerek geriye bırakma. Ve sen daima saimlerle oruçlu olup ibadet edenlerle beraber bulun. Bu sözüne sadık kalır dünya ehliyle bir arada bulunmazdı. Zamanındaki bazı devlet adamları onu yemeğe davet ettiler. Özür beyan edip gitmedi. Niçin gitmediğini soranlara onların davetine gitmeyip yemeği kaybetmek dinimden bazı şeyleri kaybetmekten daha kolay geldi. Mü'minin dininin midesinden çok daha kıymetli olması lazımdır, diye cevap verdi. İnsanın asıl gayesi dinidir. Ve bin Münebbi Hazretleri buyurdular ki, Ey Ademoğlu! Yaratandan kuvvetli, yaratılandan zayıf kimse yok. Bazı kitaplarda okudum. Allahü Teala. Ben kuluma kafiyim. Yeter ki o bana taatte bulunsun. Beğendiğim şeyleri yapsın. Ben ona istemeden verir, dileklerini yerine getiririm. Çünkü ben onun ihtiyacını, ona lazım olanı daha iyi bilirim. Şeytana dağları parça parça etmek zor gelmez. Lakin akıllı bir mü'mine karşı koymak, onun için çok ağır bir iştir. Çünkü akıllı ve bilgili mümin basiret ve firaset sahibidir. Baktığına Allahü Teala'nın nuruyla bakar. Onun için böyle bir mümin şeytana demirden daha sert ve kuvvetli gelir. Bu yüzden şeytan akıllı müminden bir çaresini bulup uzaklaşmak ister. Bu defa cahil olan kimsenin yanına gider onu esir edip kötülüklere sürüklemek için koşar. Davud aleyhisselam, Ya Rabbi, aradığımda seni nerede bulurum? dedi. Allahü Teala, benden korktuklarından dolayı kalpleri titreyip ürperenlerin yanında buyurdu. hayreddin Tokadi hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün evine hırsız girdi. Her tarafı aradı. Fakat götürecek bir şey bulamadı. Eli boş döneceği zaman Hayreddin-i Tokadiye Hazretleri, Ey genç! Şu kovaya al, su doldur, abdest al ve namaz kıl. Bu arada evime belki bir şey gelir, sana veririm. Böylece evimden boş dönmemiş olursun, dedi. Genç, onun emrettiği gibi hareket etti. Sabah olunca, zengin birisi, Hayreddin-i Tokadi Hazretlerine, 150 altın getirdi. Hayreddin Tokadi Hazretleri bu parayı o gence vererek al. Bu gece kıldığın namazlar sebebiyle sana mükafattır dedi. Genç onun bu merhamet ve iltifatı karşısında şaşırdı. Hali de değişti. Sonra yolumu kaybetmiş, bozuk işlere dalmıştım. Bir gece hayırlı bir iş yapıp Allahü Teala'ya ibadet ettim. Rabbim de bana böyle ihsanda bulundu diyerek tövbe edip Hayreddin Tokadi Hazretlerine talebe oldu. Hayreddin Tokadi Hazretleri talebelerine buyurdular ki: İnsanın dini için en faydalı ahlak dünyaya rağbet etmemesi, en kötüsü de hevaya, arzu ve isteklere uymasıdır. Hevaya uymanın bir kısmı malı, makamı, ve herkes yanında methedilmeyi sevmektir. Malı ve rütbeyi seven kimse haramlara düşer. Haramları yapan Allahü Teala'yı gazaplandırır. Allahü Teala'yı gazaplandıran kimse helak olur. Şu üç şey zulümdür. Kendisinden yukarıdakilere karşı gelip emirlerini yerine getirmemek. Kendinden aşağıdakilere güç ve kuvvet kullanarak haksızlık yapmak, zalimlere yardım etmek. Münafığın alameti üçtür. Yalnız olduğu zaman tembeldir. Yanında birisi olduğu zaman çalışkandır. Bütün işlerinde övülmeyi sever. Hasetçinin alameti de üçtür. Haset ettiği kimse yanında yoksa gıybetini eder. Yanında bulunduğu zaman dal kabukluk yapar onun başına bir bela geldiği zaman sevinir. Tembelin alameti üçtür. Gevşektir, ihmalkardır, vakitlerini zayi eder, hatta günaha bile girer. Veki bin Cerrah hazretleri buyurdu ki, Vaktinden önce namazın önemini düşünmeyen kimse, namazın vakarını koruyamaz. Akıllı, Hak Teâlâ'nın azamet ve kudretini anlayandır. Yoksa dünyanın hile ve desiselerine saparak dolap çeviren kimse değildir. Veki bin Cerrah Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi i şeriflerde buyuruldu ki, Veren el, alan elden üstündür. Her kim rıfktan, yumuşaklıktan mahrum olursa, hayırdan da mahrum olur. Sıdk, doğruluğa, doğruluk da cennete götürür iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe kamil iman etmiş olamazsınız. Yahya bin Ebu Kesir Hazretleri buyurdular ki bir sihirbazın bir ayda bozamadığını bir nemmam kovucu söz taşıyan bir saatte bozar. İlmi miras bırakmak altın ve gümüş miras bırakmaktan daha hayırlıdır. Bir evde üç şey varsa, oradan bereket kalkar. Bunlar, israf, zina ve emanete hıyanet etmektir. Yolda giderken, bir bid'at işleyen kimseyle karşılaşırsan, hemen yolunu değiştir. Yusuf bin Meysere Hazretleri dedi ki, Hazreti İsa aleyhisselam buyurdu ki, şeytanın kendisi muhakkak dünya ile beraberdir. Hilesi, mal iledir, zinetleri heva ve heves iledir. Neticeye bulaşması da şehvetlerdedir. Zeyt bin Eslem Hazretleri buyurdu ki kim ibadet etmekle Allahü Teala'ya itaat ederse Allahü Teala da ona cennetiyle ikramda bulunur. Kim günahları terk etmekle Allahü Teala'ya itaat ederse Allahü Teala da onu cehenneme sokmayarak ikramda bulunur. Abdullah bin Hubeyk hazretleri, bir gün Feth bin Şahruf ile karşılaşınca, ona şu nasihatte bulundu. Ey Horasanlı! Şunlara dikkat et. İnsana zarar bunlardan gelir. Gözünle harama bakma. Dilinle yalan söyleme. Kalbinde Müslüman kardeşine haset ve kin tutma. İyi şeyleri arzu etme iste. Şer ve kötü olan şeyleri arzu etme. Eğer bu dört şeye iyi sahip olmazsan, sonunda bedbaht bir insan olursun. Ahmet bin Ebül Havari Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'yı sevmenin alameti ona itaatı sevmektir. İlim tahsil etmek sırf Allahü Teala'ya itaatı ve adabı öğrenmek içindir. Dünyayı tanıyan ondan soğur. Ahireti tanıyan ona ısınır. Hak Teala'yı tanıyan onun rızasına tercih eder. Çok günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğutarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz sünnet-i seniyyeye uymadan amel edenin ameli batıl olur. Allahü Teala bu mübarek zatların hürmetine iki cihan saadeti versin. Şefaatlerine na